Reis Spor Kulübü Başkanı Cavit Arslan, Tekvando Federasyonu Başkanlığı'nın 2014-2015 yılı faaliyet programı hakkında açıklamalar yaptı. Tekvando Federasyonu'nun başkanlığının 2014-2015 yılı faaliyet programında yer alan ve 14-18 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya, Alanya'da yapılacak olan Büyükler Bay ve Bayan Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılacak sporcuları belirlemek için 4 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Spor Salonu Ordu'da il birinciliği müsabakaları yapılmıştır. Büyükler Türkiye il seçmesine Ordu ilinde 25 tane kulüp katıldı. Yani bu kulüp olarak katıldı, yani 25 kulüpten. Biz Ünye'den de Reis Spor Kulübü olarak 4 sporcumuz da katıldık. 4 sporcumuzdan 73 kilogram bayanlarda, büyük bayanlarda artı 73 kiloda Ayfer Arslan birinci, Çağla Okuyan 46 kilogram ikinci oldu. Ayşenur Uslu 49 kilogramda ikinci oldu. Fatih Demir 63 kiloda üçüncü oldu. Bu sporcularımız bir hafta sonra, yani ayın 9'unda Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'na katılacaklardır. Buradaki sporcumuzdan da derece bekliyoruz. Biz zaten buralara yeni değiliz tabii, sporcumuz biliyor. Yıldızlarda, miniklerde derece yapmış bir sporcu. Sporcumuza güveniyoruz. Geçmişten beri derece yapan sporcu. Tabii ki sakatlık olmazsa, zaten bir 3 yıl önce sakatlanmıştı, yine bütün maçları nakavtla alan bir sporcumuz. Bu maçta da bu sene ilk defa katılıyor 3 yıldan beri maçlara. Normalde yıldızlardayken sakatlandı, gençlerde maça giremedi, büyüklerde. Bundan derece bekliyoruz. Örneğin bu sporcumuzu biz Ordu Spor adına dövüştürüyorduk önceden. Şu an Ünye kendi kulübümüz adına dövüştürüyoruz. Ünye'nin bu işte biz emek verdiğimizi sarf ediyoruz ve kulübümüze geri aldık. Ordu Spor'da dövüşüyoruz sporcumuz. Ünye'ye geri getirdik ve kendi adımıza dövüştürüyoruz artık bu şeyden sonra. Ordu Spor bize maddi ve manevi bütün yardımları esirgiyordu. Şu an sağ olsun Ünye Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Aydın Bey gerekli imkanları sağlıyor bize. Biz de Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. En azından kulüpteki sporcularımızı elimizde tutuyoruz Müdür Bey'in sayesinde. Müdür Bey bize destek vermemiş olsa biz sporcularımızı diğer illerdeki sporcuları illere kaydırıyoruz ya, oralara da yarıştırıyoruz. Çünkü bu maddi mesele, sporcuların imkanları yani olacak ki elinde tutarsın. Sadece kulübün desteğiyle biz ancak teknik, taktik, antrenman yaptırabiliyoruz. Tabii bu imkanları sağlamak, gidişler, gelişler, malzeme yardımları genel müdürlük, bakanlık nezdinde. Biz buradan bakanlık nezdindeki yapılan yardımlardan dolayı da ayrıca Aydın Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Onların desteği olmasa bu şampiyonlar yetişmez. Biz de sporcuları elimizde tutamayız. Çünkü sporcuyu elinde tutmak basit bir olay değil. Kulübümüzde şu an bizim faal 70 sporcumuz var. Bunların 25 tanesi müsabık sporcu. Bu 25 tane müsabık sporcunun bunların malzeme yardımları, işte antrenmanlarla ilgili sıkıntıları ilçe spor müdürümüz sağlıyor. Biz ona teşekkür ediyoruz.